Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Değerli sürücü adayları, merhaba, ben Halil Hoca. Bugünkü dersimiz ilk yardım dersi olacaktır. Bildiğiniz gibi sürücü kursu sınavında ilk yardım dersinden 12 adet soru çıkmaktadır. Dolayısıyla önemli bir derstir bu da. Bugünkü videomuzda ilk yardımın temel ilkeleri ve hasta yaralı ve olay yerinin değerlendirmesi konularını işleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk yardımla ilgili temel kavramları bir göz atalım. Öncelikle ilk yardım nedir? İlk yardım, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Bu bir tedavi değildir ve ilk yardıma olay yerinde başlamalıdır. Acil yardım nedir? Onu da bir açıklayalım. Acil tedavi ünitelerinde hasta veya yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. İlk yardım ile acil tedavi arasındaki fark nedir? Acil tedavi bu konuda eğitilmiş personelce yapılmaktadır ve bunun için gerekli donanımı kullanılmaktadır. İlk yardım ise bu konuda eğitim almış, herkesin olay yerinde bulabildiği malzemelerle hayat kurtarma müdahalesidir. Peki ilk yardımın amaçları nelerdir? Şöyle sıralayabiliriz. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak, hasta veya yaralının kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesini kolaylaştırmak diyebiliriz. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme ve kurtarmadır arkadaşlar. Koruma nedir? Onu açıklayalım. Olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Peki bildirme nedir? Olayın en kısa sürede telefon veya herhangi bir kişi veya kişiler aracıyla yardım kuruluşlarına bildirilmesidir. Ülkemizde bunun için 112 numarası aranmaktadır. Kurtarma ya da müdahale nedir? Olay yerinde yaralı veya hastalara sakin bir şekilde müdahale edilmesidir. İlk yardımın ABC'si bilinç kontrol edilir. Bilinç kapalı ise sırasıyla A. Hava yolu açıklığı değerlendirilir. B. Solunum değerlendirilir. Bak, dinle, hisset metoduyla. C. Dolaşım sanılır, yani kalp masajı yapılır arkadaşlar. Arkadaşlar, herhangi bir kaza oluştuğunda 112 acilini alarak olayın bildirilmesi gerektiğini söylemiştik az önce. Peki 112 arandığında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sırasıyla bir göz atalım. Sakin olunmalı veya sakin birinin aranması sağlanmalıdır. 112 merkezin sorularına kısa, öz, anlaşılır cevap verilmelidir. Adres verirken yakındaki cadde veya çok bilinen bir yer adı verilmelidir. Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmelidir. Hasta veya yaralı adı ve olayın tanımı yapılmalıdır. Yine hasta veya yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir. Yapılan ilk yardım uygulaması hakkında bilgi verilmelidir. 112 görevlisi tüm bilgileri aldığını söylemeden, telefonu kapatmadan bizim kapatmamamız gerekmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler var. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Hasta veya yaralının ABC durum değerlendirmesini yapıp öncelikle müdahale edilecekleri belirlemesi gerekmektedir. ABC dediğimiz neydi? Daha önce açıklamıştık. A. Hava yolu açık mı? Hasta ve yaralının. B. Solunum var mı? C. Dolaşım var mı? Buna göre öncelikli müdahale edecekleri belirleyecekti. Yine korku ve endişeleri gidermeli. Müdahalede yardımcı olacakları organize etmeli. İş bölümü yapmalı. Yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kişisel olanakları ile müdahale etmelidir. Kırıklara yerinde müdahale etmelidir.
Hasta veya yaralıyı sıcak tutmalı, yarasını görmesine izin vermemeli, paniklememesi için hareket ettirmeden müdahale etmelidir. Yine en uygun yöntemlerle, bu en uygun yöntem nedir? 112'dir şüphesiz. En yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamalı. Ağır yaralı ise, hayati tehlikede değilse asla yerinden kıpırdatmamalıdır. İlk yardımcı nasıl olmalıdır? Özellikleri ne olmalıdır? Ona bir bakalım. Evet, ilk yardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak gerekli müdahaleleri doğru yapmalıdır. İlk yardımcıda bulunması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı. Önce kendi can güvenliğini korumalı. Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalı. Eldeki imkanları değerlendirerek olaya müdahale etmeli. Olayı anında ve doğru olarak 112 acili arayarak bilgi vermeli. Çevredeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmeli. İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır. Arkadaşlar, hasta veya yaralıya yapılan ilk yardım 4 aşamadan oluşmaktadır. Biz buna hayat kurtarma zinciri diyoruz ve 4 halkadan oluşmaktadır bu. İlk 2 halka ilk yardımcının görevidir. Son 2 halka ise ileri yaşam desteğine, sağlık personeline ait görevlerdir. Yani şöyle özetleyebiliriz. 1. halka sağlık kuruluşuna ihbar etme, bilgi verme. 2. halka olay yerinde temel yaşam desteği, ilk müdahale yapma. 3. halka 112'nin gelmesi, sağlık ekiplerince müdahale. 4. halka ise hastanede yapılan, acil serviste yapılan müdahaledir. Bir ilk yardımcının insan vücudunu çok iyi tanıması gerektiğinden daha önce bahsetmiştik. Şöyle bir göz atalım. İnsan vücudu ve işleyişi. Vücudu oluşturan yapılar nelerdir? Hücre, insan vücudunu oluşturan en küçük yapı taşıdır hücre. Doku, hücrelerden oluşan vücuttaki değişik yapılardır. Örneğin kas dokusu, kemik dokusu, sinir dokusu. Organ nedir? Dokulardan oluşan özel görevi olan yapılardır. Örneğin akciğer, kalp, göz gibi. Sistem nedir? Belirli bir işlevi yerine getiren organlar topluluğudur. Vücudu oluşturan sistemlere bir göz atalım. Birincisi hareket sistemi. Vücudun hareket etmesini, desteklenmesini sağlar ve korur. Hareket sisteminin yapıları, kemikler vücudu destekler. Eklemler kemik uçlarını birleştirerek kemiklerin hareketlerini sağlarlar. Kaslar ise kemik ve eklemleri sararak vücudun hareketini sağlarlar. İkinci sistemimiz dolaşım sistemidir arkadaşlar. Dolaşım sistemi vücut dokularına oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzerini taşır. Dolaşım sistemi şunlardan oluşmaktadır. A. Kalp. Göğüs kafesinde bulunur. Kalpte 4 odacık bulunmaktadır. Damarlar vasıtasıyla kanı vücuda pompalar. Bu esnadaki kanın basıncına nabız diyoruz. Yetişkinlerde nabız dakikada 60 ile 100 arasındadır. Çocuklarda 100 ile 120 arasındadır. Bebeklerde ise bu 100 ile 140 arasındadır. İkincisi kan. Kan hücrelere ve dokulara oksijeni ve diğer besleyici öğeleri taşımaktadır. Hücrelerdeki atıkları toplamaktadır. Bir yetişkinde yaklaşık olarak 5-6 litre civarında kan bulunmaktadır. Bu da vücut ağırlığının 13'te 1'ini oluşturmaktadır arkadaşlar. Dolaşım sisteminin elemanlarından birisi de kan damarlarıdır. Damarlar şu şekilde izah edilebilir. Atar damarlar kalpten dokulara temiz kan taşırlar. Bu kan açık kırmızıdır. Kalbin pompalanması nedeniyle yaralanma durumunda fışkırma şeklinde kesik kesik ve basınçlı bir şekilde akmaktadır. Toplar damarlar vücuttaki kirli kanı taşırlar. Bu kan koyu kırmızıdır. Kanamalarda sızıntı şeklinde akar ve gölet oluşturur. Kılcal damarlar kırmızı renkte kan taşırlar. Küçük kabarcıklar şeklinde gözükürler ve basınçları azdır.
Vücudumuzdaki üçüncü sistem sinir sistemidir arkadaşlar. Sinir sistemi bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketlerin uyumu, dengesi ve solunum ile dolaşımı sağlar. Sinir sisteminin elemanları şunlardır. Beyin, zeka, irade, algılama merkezidir. Beyincik, denge merkezi hareketlerin uyumunu sağlar. Omurilik, uyarıları alıp iletmekle görevli. Solunum, kalp ve dolaşımı kontrol eden merkez yine buradadır. Omurilik soğanı beyin ile omuriliği birleştirmektedir arkadaşlar. Vücudumuzda bulunan dördüncü sistem solunum sistemidir arkadaşlar. Solunum sistemi vücuda gerekli olan gaz alışverişini yaparak hücre ve dokulara oksijen sağlar. Oksijensizliğe en dayanıksız organımız beynimizdir. En fazla 5 dakika dayanabilmektedir. Gaz alışverişini sağlayan kanallara solunum yolları diyoruz. Akciğerler göğüs kafesinin her iki yerinde solunum işleminin esas organlarıdır. Bir dakikada alınan ve verilen nefese solunum sayısı diyoruz. Bu yetişkinlerde 12-20, çocuklarda 16-22, bebeklerde ise 18-24 arasında olabilmektedir. Vücudumuzdaki beşinci sistem boşaltım sistemidir arkadaşlar. Boşaltım sistemi kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların ise atılmasını sağlayarak iç dengeyi sağlar. Boşaltım sistemin elemanları ve görevleri şöyledir. Böbrekler karın duvarının arka tarafında bulunur ve süzme görevi yaparlar. İdrar borusu böbreklerden çıkan idrarı idrar kesesine yani mesaneye taşır. İdrar kesesi idrar borularından gelen idrarı biriktirip idrar kanalıyla dışarı atar. İdrar kanalları ise istemli olarak yani biz ne zaman istersek idrarın dışarı atılmasını sağlarlar. Vücudumuzdaki sistemlerden altıncısı ve sonuncusu sindirim sistemidir. Sindirim sistemi ağızdan alınan besinlerin öğütülerek sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağılmasını sağlar. Elemanlarını şöyle sıralayabiliriz. Dil ve dişler, öğütme ve tat alma işlerinden sorumludur. Yemek borusu, soluk borusunun arka kısmında yer almaktadır. Mide, yenilen gıdaların depolandığı ve bazılarının sindirildiği organlardır. Safra kesesi, safra yapımından ve salınmasından sorumlu organdır. Pankreas, insülin hormonu yapımı ve salgılanmasını sağlamaktadır. Bağırsaklar, ince ve kalın bağırsaklar, karın boşluğu içerisinde birbirinin devamı şeklindedir ve anüste sonlanmaktadır. Arkadaşlar, iki yardımcının görevlerinden bir tanesi hasta veya yaralının değerlendirilmesini yapmaktır. Bunun için yapmaktadır. Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini, boyutlarını değerlendirmek. İlk yardım önceliklerini belirlemek, yapılacak ilk yardım yöntemlerini belirlemek, güvenli bir müdahale sağlamak için bu değerlendirme yapılmaktadır. Arkadaşlar, hasta veya yaralının ilk değerlendirmesinin çeşitli aşamaları vardır. Yani şu aşamaları yaparak biz değerlendirme yapıyoruz. Birinci aşama nedir? Öncelikle bilinç düzeyinin belirlenmesi. Bu da şu şekilde gerçekleşmektedir. Hasta veya yaralıya sözlü olarak ya da hafifçe omuzuna dokunarak iyi misiniz denir. Normal kişi uyarı ve sorulara cevap verecektir zaten. Bilinç düzeyi yaralanmaların ağırlığını göstermektedir. Bebeklerin bilinci ise ayak tabanlarına vurularak anlaşılmaktadır. Bilinç yerinde ise tüm uyaranlara insanlar cevap verirler. Bunun dışında birinci derece bilinç kaybı olan insanlar sözlü ve gürültülü uyarılara cevap verir. İkinci derece bilinç kaybı olan insanlar ağırlı uyaranlara ancak cevap verirler. Üçüncü derece bilinç kaybı olan insanlar ise hiçbir uyarıya cevap vermezler. Arkadaşlar, hasta veya yaralının ikinci değerlendirme aşaması solunumun değerlendirilmesidir. Bu da şu şekilde olmaktadır. Bilinç kaybı olanlarda dil geri kaçarak yolda kusmuk veya yabancı cisimler solunum yolunu tıkayabilir.
Hava yolu açıklığı sağlanırken yaralı baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde yatırılır. Bilinç kaybı belirlenmişse ağız içi gözde daha sonra işaret parmağı ağza sokularak çengel gibi bir taraftan öbür tarafa hareket ettirilip kontrol edilir. Yabancı cisim varsa bezle ağızdan çıkartılır. Daha sonra bir el yaralının alnına konur. Diğer elimizin 2-3 parmağı ile çene tutularak baş geriye doğru itilip baş çene pozisyonu verilir. Şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar. Bu esnada sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Daha sonra yaralının göğsüne bakacak şekilde başımızı eğip yüzümüzü ağzına yaklaştırarak bak, dinle, hisset yöntemiyle solunup olup olmadığı 10 saniye aralarla kontrol edilir. Solunum yoksa hemen yapay solunuma geçilir. İlk değerlendirme sonucu hastanın bilinci kapalı ise derhal koma pozisyonuna getirilerek diğer yaralılarla ilgilenilir. Hasta veya yaralının durumun değerlendirilmesinin üçüncü aşaması dolaşımın sağlanması aşamasıdır arkadaşlar. Dış kalp masajı yapılarak hayati öneme sahip organlara oksijen gitmesi sağlanır bu aşamada. Nabız alınabilecek yerler şöyledir vücutta. Şah damarlar. Bunlar boyunda Adem elmasının iki yanındadır. En güçlü buradan nabız alırız. Kol damarları, kolun iç yüzü, dirseğin üstü, bebeklerde nabza buradan bakılır. Ön kol damarları bileğin iç yüzünde ve baş parmağın üst hizasında bulunur. Bacak damarları ayakların üst dış yan kısmında bulunmaktadır. Olay yerinde hasta ve yaralının birinci değerlendirmesi yapıldıktan sonra ikinci değerlendirme aşamasına geçilir. İkinci değerlendirme aşamasını şöyle açıklayabiliriz. İlk değerlendirme ile yaralının yaşam belirtilerinin varlığı güvence altına alınmıştır. Daha sonra ikinci değerlendirme aşamasına geçilerek baştan aşağı muayene yapılarak buna göre müdahale yöntemini seçeriz. İkinci değerlendirme aşamaları şöyledir. A. Görüşerek bilgi edinme. Yaralı ile ismimizi söyleyerek ve ismiyle hitap ederek endişelerini giderecek şekilde hoşgörülü davranarak olay ve kişi hakkında bilgi almaya çalışırız. Hasta ya da yaralının ikinci değerlendirme aşamalarının ikincisi baştan aşağıya kontroldür arkadaşlar. Baştan aşağı sırasıyla bu kontrolleri yaparız. Baş, saç, saçlı deri, baş ve yüzde yaralanma, morluk olup olmadığı, kulak veya burundan sıvı ya da kan gelip gelmediği ve ağız içi kontrol edilir. Boyun kontrolü, ağrı, hassasiyet, şişlik, şekil bozukluğu araştırılır. Aksi ispat edilene kadar boyun zedelenmesi varmış gibi davranılmalıdır. Göğüs kafesi kontrolü, saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu, morarma, kanama, hafif baskıyla ağrı oluşup oluşmadığı, göğüs kafesi genişliğinin normal olup olmadığı araştırılır. Eller arkaya kaydırılarak sırt da kontrol edilir. Karın boşluğunun kontrolü, saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu, şişlik, morarma, ağrı ya da duyarlılık olup olmadığı, karın yumuşaklığı kontrol edilir. Eller bel tarafına kaydırılarak muayene edilir. Kalça kemiklerine de aynı işlemler yapılır. Kırık ya da yara var mı kontrol edilir. Kol ve bacakların kontrolü, kuvvet, his kaybı, ağrı, şişlik şekil bozukluğu, işlev kaybı, kırık ve nabız kontrol edilir. Olay yerinin değerlendirilmesi. Olay yerinde tekrar kaza riskini ortadan kaldırmak, hasta veya yaralı sayısını ve türlerini belirlemek, hızlıca yapılacak değerlendirmeden sonra mevcut duruma göre yapılacak müdahaleleri planlamak amacıyla olay yeri değerlendirilir arkadaşlar. Olay yerinin değerlendirilmesinde genel olarak yapılacakları şöyle açıklayabiliriz. Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir yere alınır. Kontak kapatılır, el freni çekilir. LPG'li ise aracın bagajındaki tüpün vanası kapatılır. Olay yeri işaretlenir. Kaza riskini önlemek için önden ve arkadan en az 150 metreden
gözükecek şekilde araçtan 30 metre uzağa üçgen reflektörler yerleştirilir. Olay yerinde kemer akıllar uzaklaştırılır. Patlama, yangın riskinden dolayı sigara içilmez. Gaz varsa zehirlenme riskini kaldırmak için havalandırma yapılır. Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ve çağrı cihazları kullanılmaz. Yaralı yerinden oynatılmaz. Yaşam bulguları yani ABC değerlendirilir. Kırık ve kanama yönden değerlendirme yapılır. Hasta ve yaralı sıcak tutulur. Bilinci kapalı ise ağızdan kesinlikle bir şey verilmez. Tıbbi yardım için 112 aranır. Nazik ve hoşgörülü davranılır. Paniğe kapılmaması için hastaya veya yaralıya yarası gösterilmez. Yaralı ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilir. Yardım ekibi gelene kadar da olay yerinde kalınır arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dikkatli, bilinçli, saygılı, sabırlı, hoşgörülü, yardımsever ve sakin yol kullanıcıları olmanız dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.